Arkadaşlar merhabalar. Limit konusunu anlatacağım size. Bir de süreklilikten bahsedeceğim. Bu konuları ben normalde biliyorsunuz anlatmıştım. Ama onlar gittiği için bir daha baştan çekmek zorunda kaldım. Ee, baştan çekmek için de tabii ki bazı yerlerde el yazım var. Yani bunun için e, ciddi e, vakit sıkıntısı olduğu için öyle benim hani bir dizgici arkadaşım, eşim, dostum da olmadığı için e, zaten kendim hazırlıyordum notları. Şimdi bunları Mecburen böyle vakit kaybetmemek için elimle yazdım birçok noktayı. O yüzden bu noktada lütfen idare edin görüntüyü. Diğer taraftan da arkadaşlar şunu da belirteyim. Soru kaybı olmayacak hatta daha fazla soru olacak arkadaşlar önceki anlatıma göre. Yani sizin için şu görsellik harici, onu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Görsellik harici arkadaşlar belki çok daha iyi olacak. Tabii ki limite çalışmış olan arkadaşlar vardır. Tabii ki yapacak bir şey yok çünkü önemli olan sizin başarınız. Kimden dinlediğiniz o anlamda önemli değil. Yani benden dinlemediniz vay üzüldüm falan diyemem. Yeter ki başarınıza katkısı olsun. Yeter ki anlayın ee, orada sonuç olarak herkes size bir katkı sağlamaya çalışıyor. Ama gerçekten hani e, sizden anlıyoruz diyen arkadaşlar oluyordu. Biz ne yapacağız o zaman yarı yolda mı kaldık? Tabii ki öyle bir şey e, olması söz konusu değil ama gerçekten bu kadar fazla ayrıntılı anlatılan şeyleri de böyle güzel oh ne güzel ben anlatmışım. Bundan sonra da böyle ben sadece diğer şeylere odaklanırım deyip böyle vaktimi de artık güzelce planlamıştım. Bu iş çok büyük bir sürpriz oldu bana da. Bütün emekler o anlamda çöpe gitmiş oldu. Türev integral için söz vermiyorum ama onlar için de böyle vaktim olduğu bir zaman arkadaşlar. Ben anlatmaya çalışacağım. Hiç dinlememiş olanlar böylece faydalanır dinlemiş olanlar da bir tekrar etmiş olur ya da pdf'i indirir çözer öylece yapamadıklarını izler. Şimdi bakın bir fonksiyonda limit yaparken biz tanımını bilelim ama tanımları böyle çok profesyonel bilmenize gerek yok arkadaşlar. Limit arkadaşlar yaklaşmak demek diye düşünebilirsiniz. Yani biz normalde bir fonksiyonda f2 nedir diye sorduğumuzda fonksiyonda x eşittir 2 için bunun gideceği değerde y değerini buluyorken mesela burada f2 eşittir y'dir deriz. Limitte de şunu deriz. Bir a noktasına yaklaştığımızda fonksiyonun y değeri nereye yaklaşıyor? Bakın şimdi göstereyim size. Fonksiyon arkadaşlar şöyle x gördüğünüz gibi x'e a vermiyorum da x'e biraz soldan yaklaşıyorum. Burası soldan yaklaşmak burası da sağdan yaklaşmaktır. Soldan yaklaştıkça A'ya bakın B'ye doğru geliyorum yukarı doğru sonra A'ya sağdan yaklaştığım zaman gördüğünüz gibi gittikçe burada da arkadaşlar nereye geliyorum B'ye nereden yukarıdan yani sağdan gelirken bir nevi burada yukarıdan aşağı indim soldan da gelirken buradan aşağıdan yukarı doğru çıktım. E, bu kısımda hani nereden yaklaştığınız önemli değil ama burada soldan ve sağdan yaklaştığınızda Y değer olarak nereye geldiğiniz önemli. Dolayısıyla sol ve sağ limitler arkadaşlar böyle bir aynı B değerine geliyorsa işte biz onu şöyle gösteriyoruz. Limit x a'ya giderken f(x) eşittir B'dir diyoruz. Fonksiyon o noktada tanımlı olmak zorunda mı? Hayır. Bakın şimdi a noktasında fonksiyon tanımlı değil ama soldan yaklaşıyorum gittikçe y değerlerine lütfen dikkat edin. Y değerleri nereye doğru geliyor? B'ye. Sağdan yaklaşıyorum. Şimdi bakın y değerleri nereye doğru geliyor gittikçe? B'ye. Evet f b değil ama arkadaşlar x a'ya giderken limit f b olmuş oluyor. Bu yüzden buraya da ben bazı yerlerde gerekli gördüğüm için notlar yazdım. Limitin var olması için arkadaşlar o noktada limitli olması yeterlidir. Tanımlı olmasına gerek yoktur. Ve bir fonksiyonun limitiyle kendi değeri farklı olabilir. Bakın şimdi fonksiyon eksi 2 noktasında arkadaşlar nereye yaklaşıyor? Y değeri olarak 2'ye. Bak eksi 2'nin biraz dibinden geldim soldan. Yine nereye yakın? 2'ye yakın. Ama fonksiyonun gerçek değeri f eksi 2'de ne? 3. Sonra bakın x eşittir 2 için konuşalım. Limit arkadaşlar x 2'ye böyle hafif soldan geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ne olmuş? 2. Limit arkadaşlar x 2'ye giderken ama sağdan gelelim. Nereye yakın ama bu sefer? 3'e yakın gördünüz mü? Ve fonksiyonar... Evet fonksiyon arkadaşlar burada ne? 2'ye yaklaşırken soldan 2. 2'ye yaklaşırken sağdan 3. Böyle bir durum olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ama peki ben hangisini limit kabul edeceğim hocam? İşte orada diyoruz ki. Eğer x a'ya giderken ki limit x a'ya giderken sağdan limite eşit değilse o zaman bunun limiti yoktur diyeceğiz arkadaşlar. İkisi de birbirine eşitse aynı buradaki gibi limit vardır. Burada limit yoktur. Bir de şunu kontrol edin bakın fonksiyon 2 noktasında tanımlı. F2 2'ye eşit arkadaşlar ama limiti yok. 4 noktasına gelirsen burada bir problem var mı? Hayır arkadaşlar. Burada eğer bir fonksiyon böyle güzelce devam ediyorsa, kopma yoksa, Kopmadan kastım ne? Şöyle bakın bir kopmadır bu. Ya da şu iki noktası bakın bir kopmadır. Her kopma olan noktada limit olmayacak diye bir şey yok. Bakın şu eksi iki noktasında kopma var limit var. İki noktasında kopma var limit yok. Dört noktasında ne kopma var ne böyle bir tanımsızlık var. O zaman oradaki değer de direkt neye eşit söyleyeyim? Bir fonksiyon arkadaşlar o noktada tanımlıysa kritik nokta değilse limiti de o noktadaki fonksiyonun değerine eşittir. Yani soru şöyle sorulsaydı limit x 4'e giderken fx nedir deseydi yine f4 diyecektik ve o zaman cevap ne gelecekti 2. Bu şekilde bu bilgiyi de vermiş olayım arkadaşlar. Bakın şimdi. Soldan yaklaşmak ve sağdan yaklaşmak aynı şey midir? Farklı olabilir, aynı da olabilir. İkisi de aynı limite eşit olabilir, ikisi de farklı limite eşit olabilir. Örnek, Eksi 3 noktasında soldan limite dikkat ederseniz soldan ne demek? Soldan eksi 3'e doğru yaklaş demek. Soldan eksi 3'e doğru yaklaşırken gittikçe arkadaşlar nereye yaklaşıyoruz? 2'ye. Ne zaman iş değişiyor? Tam eksi 3 noktasında 1'e eşit. Yapayım bakın. Limit x eksi 3'e soldan yaklaştığımda cevap 2 arkadaşlar. F eksi 3 1 sağdan yaklaşıyorum. Yani eksi 3'ün biraz sağında duruyorum. Eksi 3'ün biraz sağında bakın gördünüz mü? Fonksiyon 1'e yaklaşıyor. O zaman x eksi 3'e sağdan yaklaşırken cevap ne geldi? 1 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sol ve sağ limiti eşit değil. Ama sadece sol limitini sorduğu için cevap 2. Sonra x 1'e sağdan yaklaşırken 1'e sağdan yaklaşmak demek gidip ta buradan demek değil ama onu da düzelteyim. Bazen öyle anlıyor arkadaşlar. 1'in dibinden yaklaş demektir. Bu yaklaşmak aşırı yakın nasıl biliyor musunuz? Sanki şöyle bu kadar 1'e yakın bir değer olarak düşüneceksiniz. Böylece 1'e yaklaştığınızda aslında siz y değeri olarak 2'ye yaklaşmış oluyorsunuz. sağdan sorduğu için. 4 noktasında durum nedir? Bir fonksiyon arkadaşlar o noktada tanımsız değilse böyle ne güzel devam ediyorsa f4 aynı zamanda limite de eşittir. Bu yüzden bu da 4 gelir. Yani bunun cevabı ne olacak? 8'miş. Şimdi gelelim buraya. Eksi 2 ve 4 aralığında grafiği verilen fx fonksiyonunun kaç x tam sayı değerinde limiti yoktur? Demin ne demiştim? Limit olmaması için sol ve sağ limitlerin eşit olmaması lazım. Sol limit eksi 1 noktasında kaça eşit? 1'e. Sağ limit eksi 1 noktasında kaça eşit? Direkt 2'ye. Çünkü bakın burası sabit fonksiyon sabit fonksiyon olduğu için de limit de sorsa fonksiyonun değerini de sorsa hiç fark etmez. O zaman eksi 1 noktasında limit olmadı. Bakın şimdi 1'e geliyorum. 1'in solunda limit ne? 2. 1'in sağında limit ne? 1. Nereden anlıyoruz? 1'e soldan geldiğinizde y değeri 2. Y değerine bakacaksın. 1'e sağdan baktığın zaman sağdan yakınlaştığında y değeri nereye yakın? 1'e yakın. O zaman yine 1'de de limit yok arkadaşlar. Ama 2 limit var merak etmeyin. Evet fonksiyon o noktada 2'ye kaça eşit? 1'e eşit. Ama limiti kaç? Sormadı ama ben yine de yazayım. Limit x 2'ye giderken sol limit de olsa sağ limit de olsa fonksiyonun kendi limiti de olsa 0'a eşit. Sol ve sağ limitler birbirinin aynısı. Yine bakın 3 noktasında fonksiyon direkt devam ediyorsa orada arkadaşlar kritik nokta olmadığı için kopma olmadığından dolayı tanımsızlık olmadığı için buradaki f3 limite de eşit yine 4 noktasında arkadaşlar limitimiz vardır. O yüzden kaç noktada limiti yokmuş? 2 noktada limiti yokmuş. Sabit fonksiyonun limiti arkadaşlar kendi değerine eşittir. Neden biliyor musunuz? Adı üstünde sabit hiç değişmiyor ki. O yüzden fonksiyonda siz a'nın sağından da gelseniz, a'nın solundan da gelseniz hep y değerleri bakın b hiç değişmiyor. İster sol limit ister sağ limit olsun. C noktasına bakın sağdan gittiniz veya soldan gittiniz hiç fark etmiyor ki. Yine B arkadaşlar o yüzden sabit fonksiyonda limit aynıdır. Bu şekilde bakalım burada ne demiş. Limit x 2'ye giderken 2 üzeri x artı 1 artı kök içinde x artı 2. Bu sabit fonksiyon değil. Nasıl yapacağız hocam limitini bir de gidip bunun grafiğini mi çizeceğim? Hayır arkadaşlar. Eğer bir fonksiyonda tanımsızlık yoksa verilen noktada kritik nokta değilse kritik noktadan da kastımız şudur. Mesela bu bir kritik noktadır. Ya da böyle kıvrılma olursa ani kıvrılma bu fonksiyonun farklı bir fonksiyona evrildiğini gösterir. Bakın şu fonksiyon evet kırılma var, kopma yok, bir boşluk yok, tanımsızlık yok gibi ama burası arkadaşlar kritik noktadır. İşte kritik nokta değilse yani bunlar gibi böyle özel durumlar yoksa dümdüz fonksiyon devam ediyorsa böyleyse bu şekilde ise böyle ise o noktada tanımlı tanımlıysa arkadaşlar kesinlikle değeri, değerini yerine yazmanız yeterli. Yani burada f2 neyse fonksiyonun limiti de aynıdır arkadaşlar. Görüntü değişmiyor. Her zaman aynı değere yaklaşıyor çünkü. Bu yüzden de 2 üzeri 2 artı 1'den 2 üzeri 3 8 oldu. 2 artı 2'nin kare cevap 2 geldi. Toplamları da 10 oldu. Bu kadar basit mi? Evet kesinlikle. Sıkıntı yoksa tanımsızlık sıkıntısı bu şekilde fonksiyon limitini kendi değeri düşünebilirsiniz. Bakalım şimdi burada ne demiş? Logaritma 2 tabanında x kare artı mx artı 6 limitinin değeri 5 olduğuna göre m kaçtır diyor. Bakın şimdi burada bu logaritmada arkadaşlar içeriği demek ki sıfır yapan değer değilmiş. Tanımsız yapan değer değilmiş ki limiti normal yerine koymuşuz çıkmış gelmiş. O zaman logaritma 2 tabanında 4'ün karesi 16 artı 4m artı 6 eşitmiş kaça? 5'e. Bu da ne demektir? At öbür tarafa 2 üzeri 5 eşittir. 20 art, 22 artı 4 m. Buradan da 32'den 22 çıkarsa 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 m'ye eşitmiş. şeyi fark ettim. Şu soldaki soruları çözmemişim ama aynı durum işte. Kritik nokta yoksa arkadaşlar fonksiyonun o noktasındaki limiti kesinlikle o noktadaki değerine de eşittir. Burada not olarak da yazdım. Bakın yine burada bu bir paraboldür. Her noktasında tanımlıdır. Bu yüzden ne verirseniz verin o noktadaki fonksiyonun değeri çıkacaktır. Yani ben sana ha burada P1 sormuşum. Ha böyle limit sormuşum. Hiç fark etmez. O yüzden P1 3 artı 2 artı 7'den ne gelecek? 12. Peki neden böyle hocam? Zaten limit demek yakınlaşmak demek. Yani ben uyduruktan bir grafik göstereyim size. Şimdi bir noktasında sen zaten bire soldan da yaklaşsan aynı değere gidiyorsun. Sağdan da yaklaşsan aynı değere gidiyorsun. O yüzden fonksiyonun kendi değerine eşit oluyor. Bakın burada paydayı sıfır yapan değer 5 ama bana sorulan değer önemli. Bu 6 bu fonksiyonu tanımsız yapıyor mu? Hayır. O zaman arkadaşlar yerine yazman yeterli. 6'nın karesi eksi 6 çarpı 3 artı 4 bölü 6 eksi 5'ten bunun limiti arkadaşlar 22 gelmiş oldu. Burada ne yapacağız peki? Aslında bu soru bence limit sorusu değil. Bu bildiğiniz trigonometri sorusu. Neden? Çünkü arkadaşlar 1 eksi cos 2x hatırlıyor musunuz? 1'i götürmek için ne yapıyorduk? Cos 2x gördüğünüz yere bazen 1 eksi 2 sin kare x yazıyorduk. Bazen de 2 cos kare x eksi 1. Hangisi işimize yararsa onu kullanacağım. Burada bak 1 eksi 2 sin kare x yazarsam eksiği dağıtınca birler gidiyor. 2 sin kare x bölü sin x oluyor bu soru. Ve limit x 15 dereceye giderken yani bunu at. 2 sin x yani 2 sin 15 ne yapar? Vallahi bilmiyorum ben de açık söylemek gerekirse. Cevap şıklarında ne olur? Genel olarak ÖSYM bunu bırakır. Ama illa hocam orada bir sayı var derse ne yaparsın? 2 cos kare 15 eksi 1. Yarım açı formülünden dolayı cos 30'a eşit. O zaman cos kare 15. Ee, gerçi sin 15'i soruyordum değil mi? Onun formülünü yazayım o zaman. 1 eksi 2 sin kare 15. Allah'tan biraz geç oldu ama fark ettim. 1 eksi 2 sin kare 15 cos 30'du. Burada sin kare 15 yerine arkadaşlar. Ne yazacağım bilmiyorum. Atarım o zaman öbür tarafa. Sin kare 15 eşittir. 1 eksi cos 30 bölü 2 olur. Cos 30'un çünkü kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Demek ki 2 eksi kök 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir değermiş tamam mı? Yani sorsa derdim ama genelde sin 15 değer bırakır. Şimdi gelelim parçalı fonksiyonlarda nasıl bir limit var? Parçalı fonksiyonlar arkadaşlar fonksiyonun parçalandığı böyle farklı bir fonksiyona evrildiği bazen böyle şu şekilde evrildiği. Bazen buranın tanımlı olduğu, bazen buranın tanımlı olduğu ama sonuçta parçalanan bir fonksiyondur. Kritik noktada kesinlikle limiti kontrol etmeniz lazım. Şurası bakın bir kritik nokta değil. Buradaki A noktası. Ama B noktasında kritik nokta var. Yani orası biraz sıkıntılı bir nokta. Sıkıntılı noktalardaki limiti kontrol etmeniz lazım. Sol limit sağ limite eşitse limit vardır. Sol limit sağ limite eşit değilse o noktada limit yoktur. Nasıl olabilir peki hocam böyle bir şey? Bakın şimdi şöyle bir fonksiyonda iki noktasında limit yoktur. Niye biliyor musunuz? 2'ye soldan yaklaştığınızda bu değere geliyorsunuz, y değeri olarak. 2'ye sağdan yaklaştığınızda bu değere geliyorsunuz. O yüzden sol ve sağ limitler eşit olmuyor. Bundan dolayı 2'ye soldan yaklaşırken bakın ve 2'ye sağdan yaklaşırken bu noktadaki kritik nokta olduğu için limiti kontrol edelim limit x 2'ye soldan yaklaşırken yani 2'nin hafif solu 2'den hafif küçük bu fonksiyonu kullanacaksın diyor. O zaman ne yapacağım? Hocam ben oraya şimdi değer nasıl yazacağım? Biz grafikten limit baktık ama hiç denklemli grafik bakmadık. Denklemli limit bakmadık böyle. 2'ye böyle 1.99 falan mı vereceğim? Yok. Sen yine 2 yaz tamam mı? 2 x 3 6 1 çıkar 5. O zaman limit 2'ye soldan yaklaşırken 5'te. Ama hocam 2 verdiniz bu 2'nin solunda. Fark etmez bakın. Orada siz normalde o değer nasıl bir değer? 1 nokta böyle bu kadar 2'ye yakın bir değer. Zaten böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? 5'in hafif solunda bir değer oluyor. E o da zaten 5'e çok yakın bir değer olduğu için evet 5'e yaklaşmış oluyoruz. Zaten ben şey demiyorum. F2 5'tir demiyorum. Ama o noktadaki fonksiyonun değeri 5'e yaklaşıyormuş. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken ne oluyor o zaman? Yine ne koyacaksınız burada? 2'nin karesini koyman yeterli. 4 artı 3'ten 7. Fark ettiniz mi? Bunun 2 noktasında limiti sağdan ve soldan farklı geldi arkadaşlar. O yüzden 2 noktası kritik nokta ve limiti yokmuş. Onu sormuyor ama ben göstermek istedim. 4'te ne yapacağız? 4 zaten kritik nokta değil. Kritik nokta sadece buradaki değerdir arkadaşlar. Haliyle o kritik nokta harici yerlerde yapıştır gitsin. 4 için hangisini kullanacağım? x kare artı 3. Çünkü x büyük eşit 2 için onu kullan diyor. Yerine yazarsak 16 artı 3'ten 19 oldu. Limit x 1'e giderken kritik nokta mı değil? O zaman direkt burada yerine yapıştır gitsin. 3 eksi 1'den arkadaşlar. O da 2 oldu. Toplamları da 21 geldi. Bakın şimdi. Limit x 2'ye yaklaşırken fx nedir? Ne yapacaksınız? 2'ye soldan yaklaşmak için bunu kullanacaksınız. Sağdan yaklaşmak için bunu. Hangi değeri yazacağım peki? 1.99 mu yazayım, 2 mi yazayım? Fark etmez. Parçalı fonksiyon zaten ben üsttekini kullanarak onu bir nevi 2'ye yakın bir değer olduğunu varsayarak yapıyorum. Yani siz şunu yapıp durduk yere kafanızı karıştırmayın bu soru için. Ben böyle bir değer alacağım hocam, kübünü alacağım dersem boş boşuna işleme sıkıntısı yaşarsın. Ama yerine direkt yazıp 8 4 4 derseniz bakın olay şu. Ben kısaca yazayım. 2'ye sağdan yaklaştığımda Gerçi o 2'ye soldanmış. Daha küçükmüş. 2'ye soldan yaklaştığımda limit 4 geldi. 2'ye bir de sağdan yaklaşalım. F 2 artı. Yani 2 artı neden diyorum? 2'nin sağından yaklaştım. Yerine yazdım. 2 İki kere 2'den o da 4 geldi. O zaman bakın sağ ve sol limit birbirine eşit oldu. Cevap 4 geldi. Ama şunu diyebilirsiniz. Hocam bakın ama F2 3. Zaten ne demiştim? Limitte de arkadaşlar o noktada tanımlı olmasıyla ilgilenmiyorum. Yaklaşması yeterlidir demiştim. Buraya geldiğim zaman da 2'ye sağdan yaklaştığımda ve 2'ye soldan yaklaştığımda limitler aynıymış. O zaman ne olur? 2'ye sağdan yaklaştığında hangisini kullanmalısın? Alttakini 3 kere 2, 6, 4 çıkartırsak bu 2 oldu. 2'ye soldan yaklaşırsak bunu yap yapmamız lazım. Buradan da 4 artı A'dan A eksi 2 oldu. Dediğim gibi hem 2'ye soldan yaklaşıyoruz diyorsunuz hem de gidiyorsunuz 2'yi yazıyorsunuz dememin sebebi Orada 2'ye o kadar yakın ki neredeyse 2 gibi bir değer arkadaşlar. o Bakın bir kopma noktası gibi göstereyim. Şöyle diyelim burada kritik noktaymış ve burası 2'ymiş. Zaten sen soldan da yaklaşsan sağdan da yaklaşsan gerçekten bu aynı değere gidiyor. Yani kaç oluyordu orada? 2 e, oluyor. O zaman soldan da yaklaşınca sağdan da yaklaşınca fark etmiyor ki limitler birbirinin aynısı arkadaşlar. Kendi değerini yerine yazmanızda bir mahsur yoktur. Sebebi de dediğim gibi bir daha söylüyorum aşırı yakın. Hayal edemeyeceğiniz kadar yakın bir değer o. Şimdi fonksiyonun her x reel sayısı için limiti olduğuna göre. Hocam ben bütün limitleri deneyeceğim demeyin. Kritik nokta olmayan noktalarda limiti kontrol etmeye gerek yok. Zaten o değerdir. Ama bu zaten sana burası kritik nokta yani parçalanıyor fonksiyon diyor. O zaman sol limite bakacaksın. Hangisini kullanacağız sol limitin? alttakini kullanacağız. 5 kere 3 15 artı b. Sağ limit için hangisini kullanacağım? Bunu. E o da zaten ne oldu? 3 çarpı 3 eksi 5. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre 15 artı b eşittir 4'ten. D arkadaşlar eksi 11 geldi. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. Şimdi bu anlatma düzenine ben de alışmadığım için önceden bilgisayardan anlatıyordum. Şurada bak bir tane daha soru unutmuşum onu da anlatayım. Bakın parçalı fonksiyonda limit dediğim gibi önemli olan yerleri böyle not olarak da yazdım. Böylece normalde not almanızı isterim ama ekstradan orada da durursun. Kritik noktada arkadaşlar soldan ve sağdan limite bakılır zaten demiştim. Bakın soldan limite bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ne oluyor? 2. Sağdan limite bakıyorum. 1'e hmm, yaklaşmış. O zaman bunun bir noktasında limiti yok. 5 noktasına dikkat edin. Soldan limit 2. Sağdan limit böylece gördüğünüz gibi yine 2. O zaman burada limit varmış ve 2'ymiş. Peki şuralarda ne olur hocam? Demin dediğim gibi. Kopma yoksa böyle devam ediyorsa grafik kritik nokta değilse orada ne soruyorsak F yerine yapıştırın gitsin. Bence burada önemli olan iş işte arkadaşlar mutlak değerdeki limit. Limit, türev, integral hiç fark etmez. Bu konularda mutlak değerli sorularda her zaman size bir değer vereceği için bu verdiği değerde arkadaşlar limit var mı yok mu kontrol edin. Şey e, limit var mı yok mu kontrol edin diyorum. Burada arkadaşlar nasıl çıktığını kontrol edin. Zaten limit var mı yok mu diye bakacağız. Ekstradan bir de şuna bakın. Bu o noktada nasıl dışarı çıkıyor? Pozitif mi çıkıyor, negatif mi çıkıyor, sıfır mı çıkıyor? Sıfır çıkması önemsiz. Şundan dolayı önemsiz. E, diğer değerleri önemseyin. Bazen bana mutlak değerde şöyle sorular geliyor. Ona bir açıklık getireyim bakın. x 2 x 2 ile e, kaç arasında olsun? 2'den küçük o şey pardon. 2'den büyük olsun, 4'ten de küçük olsun. Şimdi hocam burada 2 verdiğimizde 0 oluyor. O zaman onun için ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacaksınız. 2 verdiğinizde 0 oluyor ama 2 ile 4 arasındaki bütün değerlerde pozitif çıkıyor ya bu. O zaman bu olduğu gibi çıkar diyeceksiniz. Peki 2 ne olacak? Problem değil ki. Mutlak değerde kuralımız şuydu. Eğer bir sayı arkadaşlar olduğu gibi çıkıyorsa bu zaten ya sıfırdır ya pozitiftir. Bu yüzden sıfıra es geçmeyin. Sıfıra zaten eksi de koysanız artı da koysanız sıfır yine sıfırdır. Bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Bu yüzden 2 koyduğumuz zaman bakın şimdi burada iş değişiyor. Limitte arkadaşlar 2 verdiğimiz zaman burası kritik nokta. Kritik nokta olduğu zaman buraya da yazdım. Limitinin değerine soldan ve sağdan bakmak zorundasınız. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? F 2 eksi diyeceğiz. Kısacası bu benim uzunca kitaplarda şöyle yazılır. Üşendiğim için ben limit x 2'ye giderken f yazmak yerine f 2 eksi diyeceğim bundan sonra tamam mı? Yine sağ limit yerine de arkadaşlar uzunca limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f x diyene kadar f 2 artı diyeceğim. Dolayısıyla hemen bakacağız. 2'ye soldan yaklaştığın zaman örnek 1.99 gibi. O zaman burası nasıl çıkacak dışarı? Eksiyle çarpılarak çıkacak. Alta geldiğiniz zaman 1.99, 1.999, 1.9 milyon 999.999'u ne yazarsanız yazın. Burası arkadaşlar 2'ye yakınken içi negatif olduğu olacağı için ne yapacağız? Ee, mecburen şey içi negatif olmuyormuş ya ee, zaten yine pozitif oluyormuş. O zaman olduğu gibi bunu da çıkaracağım 3 eksi x diye. Sonra ne gelecek? Bakın limit x 2'ye soldan yaklaşırken eksi 1 eksi x bölü 3 eksi x oldu. Yazıyorum yukarısı eksi 3 geldi. Aşağısı da 1 geldi. Eksi 3 oldu. Kritik noktada değer yazarken dediğim gibi şuralara hani illa 1.99 falan yazmanıza gerek yok. Yazarsanız zaten içiniz rahatlar ama ben öyle bir şey yapmadan da böyle olduğunu göstermiş oldum size. Şimdi salimite baktığımız zaman 2'ye sağdan yaklaştığımda arkadaşlar ne oluyor? Fonksiyon hemen kendi değerini hatırlayalım. 2'den büyük bir değer. O zaman burası pozitif oldu. Olduğu gibi çıkar. Ama burası arkadaşlar 3 eksi 2. Ha, evet orada da yine pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Buradan da 3 eksi 2. Buraya da arkadaşlar 2 yazarım. 2 eksi 2 0 eksi 3 bölü 1'den yine eksi 3 geldi. Bakın sol limitte sağ limitte birbirine eşit olduğundan cevap eksi 3 olmuş oldu. Buraya bakalım. X sıfıra sağdan yaklaşsak soldan yaklaşsak diye bakacağız. Neden? İçeriği sıfır yapan değer mutlak değerde kritik noktadır. Kritik nokta parçalandığını gösterir. Orada kesinlikle kontrol etmemiz lazım. Sıfıra soldan yaklaşıyorum şimdi. Sıfıra soldan yaklaştığın zaman önce bunun nasıl çıktığına bak. Yerine yazma sakın. Yerine yazmayın. Önce nasıl çıktığına bakın. 0 eksi demek eksi böyle 0.0000001 kadar yakın bir şey. Ama negatif sonuçta yapacak bir şey yok. Eksiyle çarparak çıkar. O yüzden 2x artı 1 olur. Şimdi ne yapacağım hocam? Şimdi artık x yerine 0 yazabilirsin. 2 çarpı 0 artı 1'den cevap 1 geldi. Şu an bu soldan limiti. Sağdan limite bakalım sıfıra sağdan yaklaştığımda. 2x değeri sakın yerine yazma. x bölü mutlak x arkadaşlar dışarı pozitif olduğu için nasıl çıkacak? Olduğu gibi çıkacak. Buradan da ne geldi? 2x-1 geldi. x yerine 0 yazarsak ne oldu? 2 çarpı 0-1'den limit x sıfıra sağdan yaklaşırken arkadaşlar eksi 1 oldu ve limit gelmedi. Çünkü sağ ve sol limitler eşit olmadı. Buraya bakalım şimdi. Limit x 1'e giderken x kare eksi 3 x artı 2 bölü x eksi 1'in değeri. Şimdi bir kere x eksi 2 çarpı x eksi 1 arkadaşlar bu. Aşağısı zaten x eksi 1. Şimdi limit x 1'e sağdan yaklaşırken neden sağdan yaklaşırken diyorum. Bir de kritik nokta var o yüzden mecburen birdeki limiti için sol ve sağ limitine bakmalıyım. 1'e sağdan yaklaşırsam nasıl çıkıyor x eksi 2? Eksi ile çarpılarak çıkıyor. Ama hocam belki 1'den büyüktür diye 3 olamaz mı? Hayır. Bir fonksiyon 1 artı demek 1'e o kadar yakın ki 1 nokta 0 0 0 0 1 kadar arkadaşlar oraya yakın bir şey. O yüzden 2'ye erişme şansı yok. Bu eksi ile çarpılarak çıkar. Sonra x eksi 1 arkadaşlar 1 artı dediğim için olduğu gibi çıkar. x eksi 1 aşağıdaki ile sadeleşir. Bak önce Mutlak değerli limit sorularında bir nasıl çıkıyor araştıracağız. Böyle bulduk. Bundan sonra e, yerine yazarsak 1'i yazdığımda eksi 1 artı 2'den sağ limit 1 geldi. Şimdi sol limite bakıyorum. Sol limitte de arkadaşlar burada artık ne olacak? Limit x 1'e soldan yaklaşırken şu fosforlu kalemim yok maalesef. Şu arkadaşlar 1'in solunda kaldığından eksiyle çarpılarak çıkar x eksi 2 zaten eksiyle çarpılarak çıkması lazım. 2 eksi x, 1 eksi x, bölü x eksi 1'den bu eksi 1 oldu. Şimdi ne yapacağız? Limitte yerine yazacağız arkadaşlar. 2 eksi 1'den 1 e, çarpı eksi 1 dediğim için eksi 1 oldu. Ve gördüğünüz gibi sağ limit, sol limite eşit olmadığı limit yoktur diyeceğiz. Kritik noktada mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerde bu şekilde bakmak lazım. Bakın eksi 3 noktasında. Eksi 3 noktasında burada arkadaşlar kritik noktamı, mı? Yok buranın kritik noktası arkadaşlar sıfır. O yüzden burada eksi 3'e soldan yaklaştım yok eksi 3'e sağdan yaklaştım sakın yapmayın. Sadece onu kritik noktada yapıyoruz. Demin bu bir arkadaşlar fonksiyonun içine sıfır yapan değer olduğu için kritik noktaydı. Bu yüzden soldan sağdan baktık. Yine x eşittir sıfırı buranın içine sıfır yaptığı için yine sağdan soldan baktık. Ama arkadaşlar burada artık sadece değerini görmem yeterli. Eksi 3 yazarsam eksi ileri çarpılarak çıkar. Bu yüzden 9 eksi x kare olur. Bu da x artı 3. Bu zaten ne olmuş oluyor? 3 eksi x çarpı 3 artı x bölü 3 artı x'ten gitti. Şimdi ne yapacağız? Artık nasıl çıktığını kontrol ettim ya. Çıkardıktan sonra yapacağın tek şey x gördüğün yere eksi 3 yazmak. Bu da ne oluyor? 3 eksi eksi 3 olduğu için limit 6'ymış arkadaşlar. Ne sorsaydı sağ ve sol limite bakardım. Eğer x eşittir 0 deseydi kritik nokta olduğundan içeriği 0 yaptığından limitte sağ ve sola bakardık. Bu şekilde arkadaşlar işte belirsiz, e, belirsizliğe bir geçiş yapacağız. Şu an mutlak değere baktık. Bir paydayı sıfır yapan değer, payı sıfır yapan değer muhabbetlerine çok fazla girmedik. Sadece mutlak değerin içini sıfır yapanlara odaklandık. Şimdi artık belirsizliğe bakacağız arkadaşlar. Belirsizlik nedir? Hem payı hem paydayı sıfır yaptığı zaman arkadaşlar orada belirsizlik olur. Normalde biz böyle matematik sorularında limit hariç bunlarla hiç ilgilenmiyorduk, yapıyorduk ve diyorduk ki a sıfır böyle sıfır çıktı, geç soruyu. Şimdi artık bunları kontrol edip limitini bulacağız. Nasıl peki? Çok basit arkadaşlar. limitte de 0 bölü 0 belirsizliği gelirse o belirsizlikten kurtulmak için sadeleştirme işlemi yapılır. Böylece limitini bulunacak hale getirirsiniz. Bakın şimdi burada x yerine 9 yazdığınız zaman 0 aşağısı da 0. O zaman arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sadeleştirme. İşte burada zaten kök x eksi 3, kök x artı 3 bölü kök x eksi 3. Bunlar gitti. X gördüğüm yere artık gönül rahatlığıyla yazabilirim. Kök 9 artı 3 olduğu için cevap 6 geldi. Bakın bu şekilde belirsizlik ortadan kalkarsa işimiz rahat oluyor. Gelelim buraya bakın. X yerine eksi 2 yazarsanız 0 geliyor. Payda da 0 geliyor. O zaman bir yerde bir sadeleştirme vardır muhakkak. X eksi 3 çarpı X artı 2 bölü X artı 2 çarpı x eksi 1 fark ettiniz mi bunlar gidiyor. Artık böylece belirsizlik ortadan kalktı. x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 5 bölü eksi 3'ten 5 bölü 3 geldi. Zor bir şey değil yeter ki orada sadeleştirmeyi görün. Buraya bakıyorum şimdi. E üzeri 2x eksi e üzeri x 0 yazarsam 1 eksi 1'den 0 aşağısı da 2 eksi 2'den 0 oldu. Bakın e üzeri x'e bir t dersek şunu fark ettim ben. T kare eksi t bölü t artı hatta o e üzeri 2x'i şöyle yazayım. T kare artı t eksi 2. E zaten bu çarpanların ayrılıyormuş. T çarpı t eksi 1. T artı 2 çarpı t eksi 1. T eksi 1'ler gitti. Limit x sıfıra giderken yukarısı e üzeri x oldu. Aşağısı e üzeri x artı 2. Yerine yazdığımda 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım buraya. cos kare x bölü 1 eksi sin x. Şimdi kontrol ederseniz eğer burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? cos kare x 0, 90 yazınca 0. E burası da 1 eksi 1'den 0. Ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. Nasıl bir sadeleştirme? Çok basit. cos kare x zaten 1 eksi sin kare x. Aşağısı da 1 eksi sin x. Bunlar sadeleşince ne oldu? Limit x 90'a giderken 1 artı sin x. Sin 90 1 bir daha cevap 2 geldi. Bu şekilde 0 bölü 0 belirsizliklerinden kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım bu 5. soruyu demin aslında çaktırmadan demek ki yapmışız. Yani ben mutlak değere odaklanıp çözmüştüm. Şimdi bir de bunu belirsizlik yorumuyla çözeyim size. Onu da görelim hem. Şimdi belirsizlik yorumuyla bakarsak çok da matah bir şey yapmayacağım x yerine eksi 3 yazınca yukarısı 0 aşağısı da 0. Demin farkında olmadan bir sadeleştirme yaptık. Şimdi hakikaten yapacağız. Nasıl yani? 9 x eşittir eksi 3. Yukarısı eksi 3 verdiğimizde artı x olarak eksi x olarak çıkar. 9 eksi x kare olur. Aşağısı zaten x artı 3. O zaman limit x eksi 3'e giderken 9 eksi x kare ile x artı 3 sadeleşir. Ee, Eksi x. Eksi 3. Buradan da 3 eksi x mi oluyor ya? Dur bakayım bir. 3 eksi x. 3 artı x. Ha, 3 eksi x oluyormuş. Şöyle düzelteyim o zaman şunu. 3 eksi x geldi. O zaman limit x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam cevap 6 oldu. Demin de zaten 6 bulmuştuk. Bakın şimdi burada a gördüğünüz yere b eksi 2 yazarsanız Payda sıfır geliyor. Ben uğraştırmayayım sizi. Payda da sıfır geliyor. O zaman benim bir sadeleştirmeye e, ihtiyacım var. Ne yapacağız? Burada nasıl bir sadeleştirme yapacağız? İşte bu konularda bir konunun daha bilinmesinin önemi. Çarpanları ayırma. A eksi B eksi 2 kare aşağısı A eksi B'nin karesi eksi 2'nin karesi. Nereden gördüm? A kare b kare eksi 2 ab. Burada da b eksi 2'nin karesi oldu. B kare eksi 4 b artı 4. O zaman bir yazalım. A eksi b artı 2 çarpı a artı b eksi 2 bölü a eksi b eksi 2 a eksi b artı 2. Bunlar sadeleşti. Şimdi x gördüğümüz yere daha doğrusu a gördüğümüz yere ne yazacakmışız? b-2. Limit a b-2'ye giderken demek a gördüğün yere b-2 yaz demek. Burada yazıyorum a gördüğüm yere b-2'yi. b artı b-2 bir de tabi b-2 yazdığım için bir tane daha 2 Aşağıya yazıyorum a gördüğüm yere b-2 eksi b ve artı Eksi 2'ymiş orası da. O zaman bunlar gitti. 2B eksi 4 bölü eksi 4'ten 2 eksi B bölü 2 oldu arkadaşlar. 1 artı sin 2x bölü sin x artı cos x denmiş. Burada ne yapmamız lazım? Şimdi bakın. Sin 315 çarpı 2 olduğu zaman kaç yapıyor? 630. 630 neye karşılık gelir? 270'e. 1 artı sin 270 0 yapar. Sonra sin 315 eksi kök 2 bölü 2'dir. Cos 315 artı kök 2 bölü 2'dir. 0 bölü 0. Demek ki bir sadeleştirme yapacağım. Onu da nasıl göreceğiz? Bu arkadaşlar 1 artı sin 2x ya. Aslında sin kare x artı cos kare x de hani bu. Bir de 2 sin x çarpı cos x var. Böylece ne oldu? sin x artı cos x'in parantez karesi oldu. Aşağısı da sin x artı cos x. Sadeleştirdiğim zaman sin x artı cos x kaldı. Limit x 315'e giderken sin 315 zaten arkadaşlar eksi kök 2 bölü 2. E cos 315 zaten kök 2 bölü 2 cevap sıfır oldu. Yani belirsizlik ortadan kalkınca sakın limit sıfırdan farklı değer gelecek gibi düşünmeyin. Bir reel sayı geliyor ama hangi reel sayı geldiği önemli değil. Böylece aslında arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? 37 dakika, 38 dakika olacak. Şu iki tane soruyu da çözersem aslında olayı halletmiş olacağız. Karma örneklere geçeceğim. Bunun sistemine tam böyle alışamadığım için soru unuttum mu diye bakıyorum kusura bakmayın. Ee, burada yok aslında unutmamışız. Şimdi artık o zaman ee, valla şaka maka limit dediğim gibi çok uzun, önemli yerleri olan absürt böyle acayip yorumlar olan şeyler olmadığı için arkadaşlar bu kadar dakikada bakın limiti bitirdik ama daha sürekli bakmadık. ama onu söyleyeyim. Şimdi karma örnekler ve yorumlarda size biraz limitin işte bu öğrendiklerimizi uygulayacağımız sorular göstereceğim e, kaç tane soru var burada? 7 tane soru var. Bu soruları gerçekten dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü şu ana kadar yaptığımız şeylerde öyle hiç sıkıntılı bir şey yapmadık açıkçası. Limitin bu bilgileriyle nasıl uygulama soruları karşımıza gelir biraz onları inceleyelim. Bakın şimdi ilk sorumuz şöyle bir soru karma örneklerde. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx artı limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx eksi 2 ve limit x 4'e soldan yaklaşırken gx kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi burada özel durum var fark ettiniz mi? fx eksi 1 verilmiş. Bunu birazcık böyle fonksiyon gibi düşüneceksiniz. Fonksiyonun grafiği fx eksi 1 ama sorulan fonksiyon fx. Ne yapacaksın? Burada sanki limit benim için arkadaşlar şu da emektir aslında. Senden f3 eksi istiyor bu adam. O zaman f3 eksi'yi Tabii adam da demeyelim ya bu ağız alışkanlığı yani adam kadın insan yani sürekli böyle o ataerkil yapıdan dolayı bizim de böyle hep sanki soruları yazan insanlar adammış gibi e, dilimizde pelesenk olmuş. Şimdi limit x 3'e soldan yaklaşırken aslında f3 eksiği soruyor. O zaman ben buraya ne yazarım arkadaşlar 3 eksi bulmak için? 4 eksi yazarım. 4 eksi yazınca hakikaten 4 eksiden de 1 çıkarsa 3 eksi olur. Peki bunu şöyle anlayabilir miyiz? 4 eksi yerine ben 3.99 yazsam gerçekten bunu çıkarınca bakın 2.99 oluyor. Bu da hakikaten 3'e yakın ama soldan yakın bir sayı. O zaman neymiş bunun limiti? 5. He. Burayı bakın hallettik. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx eksi 2. Burada da arkadaşlar 1 eksi 1 artı eksi 2. Ben 1 artı eksi 2 demeyi sevmiyorum. Orada şunu diyorum. 1 artı demek yerine daha iyi anlamak için 1.1 yaz tamam mı? 1.1'den 2 çıkarırsan ne olur? Eksi 0.9. Bu eksi 0.9 sayı doğrusunda nasıl bir yere yakın? Eksi 1'e ama nereden? Eksi 1'in sağından neden? Eksi 1 arkadaşlar. Eksi 0.9'dan daha küçük bir sayıdır. Bu yüzden eksi 0.9 bize şu ifadenin f eksi 1 artı olduğunu anlatıyor. Bakalım şimdi nereye geleceğiz? Burayı eksi 1 artı yapmaya. Eksi 1 artı yapmak için de e, burası arkadaşlar ne olur ona bakalım bakın. X yerine öyle bir şey yazmalıyım ki eksi 1 artı olmalı. O da nasıl bir şey? Eksi 0.9 gibi. Öbür tarafa atınca ne oluyor? 0. 1 oluyor 0.1 ne demek 0'a çok yakın ama sağdan yakın demek tamam mı 0'a sağdan yaklaştığımız zaman limit ne geldi 2 geldi arkadaşlar Bunu da böyle Halletmiş olduk Şimdi limit x 4'e soldan yaklaşırken gx burada ne verilmiş x artı 3 o zaman burayı 4 eksi yapmak için 1 eksi yazacağız şöyle de anlayabilirsiniz Şimdi 4 eksi demek yaklaşık hani 3.99 gibi bir şey o zaman öbür tarafa atarsak bakın 0.99 oluyor. Bu da yaklaşık 1'in solunda şöyle 1'e soldan yaklaşmak demek oluyor. Bunun değeri neymiş? Ha, bunu yazmamışım kendim bir değer uydurayım. 3 diyelim tamam mı? Böylece cevabımız ne oluyor? Buradan 5 geldi. Buradan 2 geldi. Buna da ben 3 dedim. Topladığım zaman 7, 3 daha cevabımız arkadaşlar 10 olmuş oldu. Bu şekilde aslında bunlar da arkadaşlar... Çaktırmadan fonksiyon yorumlarına devam ediyoruz. Yerine yazarken biraz daha dikkatli olacağız. Bakın şimdi. Gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için limit x 2'ye sağdan yaklaşırken 3x-1 4 olmuş. F2x artı 3 olduğunda da 2 olmuş. Ben ne yapacağım? Bakın değer düşüneceğim. 2 artı yazmıyorum ben buraya. Diyorum ki 2 artı nasıl ki bir şey? 2.1 gibi aslında bu kadar bile değil. Aşırı böyle yakın. Şöyle bir şey ama şimdi bunu denemek zor olur sizle. Normal ben 2.1'miş gibi muamelede bulunayım. 2.1 çarpı 3 ne yapıyor? 6.3. Eksi 1'den e, ne geldi? 5.3. Bu nasıl? 5'e arkadaşlar nereden yakın? Sağdan yakın çünkü 5'ten daha büyük bir değer geldi. Uyduruk değerler deniyoruz. Bakın böylece 5'in sağında mı kalmış solunda mı kalmış böyle büyüklüğüne göre anlayabilirsin. 5'e sağdan yaklaştığımızda limit 4'müş. Bu kenarda duracak. Sonra arkadaşlar ee, 2x artı 3 yaz yerine şimdi bir eksi ne demek aslında benim için 0.9 gibi bir şey. 2 çarpı 0.9 artı 3. 2 çarpı 0.9 ne yapıyor? 1.8. 3 ile çarparsa 3 eklersek ne oluyor? 1.8, 3 daha 4.8. bu da bak 5'e yakın. Ama nereden? Soldan yakın. Böylece f 5 eksi de arkadaşlar 2'ymiş. Buna göre buraya 1 artı verdiğimiz zaman yani yaklaşık 1.1 gibi bir şey versen f ne geliyor? 5.1. Bu da beni, bana neyi anlatıyor? f 5 artıyı. Sonra f6 eksi x'e bakalım. Yaz yerine uyduruktan bir yaz işte 1.1. Çıkardığın zaman ne geliyor? f 4.9. Bu da ne demek? f 5'e soldan yaklaşmak çünkü 5'ten küçük bir değer. Buraya geldiğim zaman 8 eksi 3 çarpı 1.1 gibi düşünürsek bu da işte arkadaşlar 4.7 4, aslında 4.7 değil gayet böyle 4.9 gibi yakın bir sayı. Ama böylece arkadaşlar ne elde etmiş oldum? F5 eksi elde etmiş oldum. Paydaki ilk değerimiz Fx, F5 artı olduğu için ne yazmam lazım yerine F5 artı da demin bulmuştuk. 4 bulmuştuk değil mi? Böylece oraya 4 yazabilirim. Sonra 5 eksi yine bulduk 2. Sonra yine aşağısı ne geldi? Yine 5 eksi. O zaman o da 2 olmuş oldu. Cevap arkadaşlar buradan 2 iki bölü 2'den 1 geldi bakın. Yani öyle çok da sıkıntılı şeyler değil. Sadece değer denerken biraz daha dikkatli olacağız. Yaklaşık değer vereceğiz. Olayı anlayacağız. Evet şimdi bu güzel bir soru. Sınavda da buna benzer soru sorulmuştu. Dediğim gibi ben sizi düşündüğüm için hani hem kendimizi de yakmayalım diye biraz daha böyle sınava yakın sınavda sorulabilecek veya sınavda sorulmuş soruların değişiklerini de koyuyorum buraya. M bir gerçek sayı olmak üzere limit x 3'e giderken 1 bölü fx eşittir x 3'e giderken limit gx m'ymiş. Yani bunların limitleri aynıymış. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. 1 bölü fx arkadaşlar 1 m değerine eşitse o zaman fx neye eşittir? Limit tabi. x 3'e giderken fx o zaman 1 bölü m. Çünkü bunun ters çevrilmişi bakın. Şimdi e, f3 çarpı g3 1 diyebilir miyiz? Yo diyemeyiz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bir fonksiyon limitli ise hemen o noktada aynı değere ulaşacağız diyebilir miyiz? Bakın şimdi şurası mesela 3 olsun. F3 arkadaşlar, şey limit arkadaşlar 2 olsun tamam mı? Ama aynı fonksiyonun arkadaşlar 3 noktasındaki değeri belki de 0. F3 0. G3'ü ele alalım. Şimdi G3 arkadaşlar bu noktada şöyle bir değer olsun ve G3 e, o noktadaki limiti 1 bölü 2 olsun tamam mı? Şimdi kendi değerine bakalım ama e G3 de arkadaşlar 4 olsun. Bakın gördüğünüz gibi evet limitler çarpımı burada sorulsaydı 1 derdik. Ama fonksiyonların değerlerini limitlerinden yola çıkarak bilemeyiz. Bu yüzden bu soru işareti. Buraya ama derim. Çünkü fx'i ne dedim ben demin? 1 bölü m dedim. 1 bölü gx'e ne diyeceğim? O da arkadaşlar ee, 1 bölü m olacak. Böylece çıkarınca 0 olacak. Limitleri çünkü birbirine eşitti. Ya da bakın. Limit fx arkadaşlar 3'e giderken bunun limiti ne söylemiştik? 1 bölü m. Bunun limiti nedir? m. O zaman çarpımları arkadaşlar 1. Bu da kesinlikle doğrudur. Ama 1'e dediğim gibi limitleri aynı diye değerleri aynıdır diyemiyoruz. Şimdi gelelim bileşke fonksiyon yorumuna. Şimdi bu gerçekten bizim için önemli. Bileşke fonksiyonda limit yaparken bir yorumumuz var arkadaşlar. Şimdi Burada ilk önce bir f2 artı yapıyoruz tamam mı? Dikkatlice izleyin. F2 artı için neresine kullanacağım? Burayı. Kritik nokta var mı? Yok. Çünkü arkadaşlar 2'nin zaten sağından yaklaştığımız zaman a pardon burayı kullanmayacağız. 2'den daha büyük olduğu için burayı 5 eksi 2 ikisi kullanacağım. Böylece ne olacak? 5 eksi 4 demiyorum bakın. Şimdi yorumum devreye giriyor. Bileşke fonksiyonda burayı arkadaşlar değerin nereden yaklaştığını anlamak için 2'ye sağdan demiş ya 2.1 diyorum ben ona işte. Burası ne oluyor o zaman? 4.2 0.8 geldi tamam mı? Bu işte şunu demek. Bunun cevabı 1'e soldan yaklaşmakmış. Çünkü 0.8 1'e yakın bir değer. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Bileşke fonksiyonda normal limit burada 1 eksi çıktı ya artık burada f 1 eksi diyorum başka soru olsaydı yani soru sadece şöyle olsaydı limit x 2'ye giderken sağdan fx sorsaydı 1 derdim. Çünkü 1'e yaklaşmışım artık sağından mı solundan mı üstünden mi altından mı yaklaşmış olduğum beni ilgilendirmiyor. Ama onu gidip bileşke fonksiyonda bir daha yerine yazacaksanız sakın böyle bırakmayın. Nereden yaklaştığınızı görün ondan sonra arkadaşlar bunu yazın yerine bir daha. 1 eksi için nereyi kullanmam gerekiyormuş? Bakın bu birinciyi. O zaman 1 artı 3 artı 1'den cevabımız 5 oldu. Bu şekilde arkadaşlar bileşke fonksiyonlarda dikkat etmenizi isterim. Çünkü bizim için bu çok değerli hakikaten. Bir örnek olmaz tabii. Bir örnek daha göstereyim size. Şimdi demiş ki böyle bir soru var. Ee, G bileşke f eksi 2. Adım adım gidelim. Bu G bileşke f eksi 2'ye bir bakalım arkadaşlar. F eksi 2. Normal f-2 fonksiyon bu. f-2 kaç? İçi dolu olan yer 2 olduğu için 2. Şimdi geliyorum iç içe olduğu için g f-2. Buradan ne olur? f-2 buldu, 2 bulduğum için g2. g2'yi de şöyle yap diyor. Al diyor g2'yi. X gördüğün yere artık 2 yazdığın için bu x sıfırda da 2 yaz. F 2 artı 1. Sonra artı limit x 2'ye giderken f x eksi 2'yi bul diyor. Şimdi f3 arkadaşlar kaçı eşit? İçe dolu olan yer 6. Bu da limit x 2'ye giderken f x eksi 2 derken bana aslında ne demiş oluyor arkadaşlar? Limit x 0'a giderken f x demek gibi. Niye biliyor musunuz? x yerine 2 yazınca içerisi 0 oluyor. O zaman bu aslında bana f 0'ı soruyormuş. Neden f 0? 0 noktasında arkadaşlar fonksiyon gördüğünüz gibi kopma yok. Kritik nokta yok. O yüzden oradaki değer direkt limite de eşittir. Bu da arkadaşlar bu yüzden kaç olacaktır? 3. Buradan o zaman arkadaşlar 6 ve 3. G, 2, 9 geldi. Şimdi geldim buraya. Dikkat. Bileşli fonksiyonda değer koyarken arkadaşlar muhakkak nereden yaklaştığını da kontrol edeceğiz. Şimdi F içine yazıyorum. Eksi 1 artı benim için eksi 1 olduğundan eksi 0.9 gibi bir değerdir. Çok yakındır yani eksi 1'e ama nereden yakın? Sağdan yakın. Eksi 0.9 artı 1 ne oldu? F 0.1 oldu. Peki F 0.1 ne demek? 0 olmuş ama sıfırın neresinden gelmiş? Biraz daha büyük olduğu için 0 artıdan. Artık bileşke fonksiyonu olduğu için F 0 artı Şimdi F0 artı yapıyoruz. Bileşke fonksiyon olduğu için hemen 0 artıda nereye geldik? Şurayı bir sileyim, kontrol edeyim. 0 olduğunda arkadaşlar sağdan yaklaştığımda 3'ün biraz altından geliyorum bakın. Ee, şöyle ekranı iyice büyüteyim bir görün. Bakın arkadaşlar şimdi 3 noktasından biraz aşağı iniyoruz görüyor musunuz? O yüzden burada F0 artı da 3 üç, ama 3'ün biraz altından geldiğimiz için bu ifadeyi söylememiz lazım. Böylece f0 artı da burada artık 3 yazacağım ama 3 eksi yazıyorum. f 3 eksi diyeceğim. Şimdi hemen bakalım. f 3'e sağdan yaklaşmak neymiş? Görüyor musunuz 6. Peki hocam nereden yaklaştığım önemli mi? Hayır. Bileşke fonksiyon bittiğinde artık nereden yaklaştığını önemsemiyorum. Bitti. Zaten son vereceğim bileşke fonksiyonu da 3. E, eksiymiş o gerçi bir dakika dur düzelteyim onu. 3 artı dedim ben ona. 3 eksiymiş arkadaşlar. 3 eksi olunca da nereden yakınlaşıyor? 5'ten. Burada da cevabımız 5 oldu. Demin ne bulmuştuk burayı? 9. Burayı şimdi 5 bulduk. Toplamları 14 oldu. Kısacası bileşke fonksiyon sorularında nereden yaklaştığına dikkat ederek ikinci fonksiyonda da onu yerine yazmayı unutmuyoruz. Asla bileşik fonksiyonlarda limiti buldum hemen yapıştırıyorum 5 değil. Hemen yapıştırıyorum 3 üç değil. 3'e soldan mı geldim, sağdan mı geldim onu kontrol ediyoruz. Şimdi bakalım 6. soruya. Ha bu gerçekten şimdi tehlikeli bir soru. Aslında bu soruları bir kendiniz uğraşıp bir denemeniz lazım yoksa e, problem yaşayabilirsiniz. Mesela bu soru çift fonksiyonla tek fonksiyonla ilgili güzel bir soru. Polinom çift bir, çift bir polinommuş. Ve diyor ki limit x 2'ye giderken px bölü x eksi 2, px eksi x eksi 3, px bölü x artı 1 bunlar hep bir reel sayıya eşit. Ama şöyle bir sıkıntı var. Normalde x gördüğümüz yere 2 yazınca arkadaşlar ne oluyor? P2 bölü 0. E sayının sıfıra bölümü normalde tanımsızdır. Bir reel sayı çıkıyorsa arkadaşlar işte bu aslında 0 bölü 0 belirsizliğiymiş. Çünkü bir fonksiyonda payda sıfırsa, ona rağmen limit var oluyorsa belirsizlik varmış. Payda pay 0 olmuş bunlar gitmiş sonra cevap bir al sayısı gelmiş. Demek ki Px polinomu x 2'ye tam bölünüyormuş. Buradan çıkaracağımız sonuç bu. Sonra bak x gördüğüm yere 3 yazarsam P3 bölü 0 sıfır, sayının sıfıra bölümü tanımsızdır ama burada P3 de 0 olursa 0 bölü 0 belirsizliği ortadan kalktığında artık bir B değerine ulaşırsınız. Bu demek oluyor ki bu fonksiyon bu polinom arkadaşlar x eksi 3'e de tam bölünüyor. Aynı mantıkla P eksi 1 bölü 0 arkadaşlar C'ye eşit olduğuna göre demek ki P fonksiyonu yine x artı 1'e de tam bölünüyormuş. Ancak çift fonksiyon olması için x eksi 2 x eksi 3 çarpı x artı 1 arkadaşlar bir kere tek fonksiyon e, şey çift fonksiyon olmaz ki. Buradan çarptığınız zaman x'li terim geliyor. E x'li terim olamaz bir fonksiyonda. Çift fonksiyon olduğunda x üzeri 1, x üzeri küp olmaz ki. E bunları çarpınca da yine x küp falan geliyor. Bu yüzden ne olması lazım biliyor musunuz? x kareli, x üzeri 4'lü, x üzeri 6'lı terimleri elde edebilmek için x eksi 2'nin eşleniği olan x artı 2 çarpanı da olsun ki burası direkt böyle çift fonksiyona yükselsin. Yine x eksi 3'ün eşleniği olan x artı 3 olsun ki bu x kare eksi 9 olsun. Yine burası da arkadaşlar x eksi 1 yani eşleniği olan x eksi 1 olsun ki x kare eksi 1 olsun. Hakikaten fonksiyon böyle olursa burada elde edeceğiniz bütün çarpanlar x üzeri 2. x üzeri 4 veya x üzeri 6 olacak. Bu da çift fonksiyon olduğunu söyler. O zaman bu fonksiyonun başka çarpanı var mıdır bilemem. Belki hani soruda söyleme, söylemiyor ama belki x üzeri 6 artı 7 diye bir çarpanı da var. Ama biz burada en azından 6. dereceden olduğunu biliyoruz. O zaman en az 6. dereceden doğru. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 çarpı x artı 1. E arkadaşlar px'in 1 çarpanı x eksi 2 ya x eksi 2'ler sadeleşir. Evet x 2 verdiğimizde bir reel sayı gelir. Sonra bakıyorum limit x 0'a giderken yani p 2 diyelim şimdi. Eksi a eşittir 0. Arkadaşlar p 2 kaça eşit olması lazım bu ifadenin 0 olması için? a'ya eşit olması lazım. Ama bana soru P2A demiyor ki limit X2'ye giderken PX bölü X-2A'dır diyor. Şimdi bu fonksiyon X kare eksi 4 çarpı X kare eksi 9 çarpı X kare eksi 1 çarpı şöyle bir KX şeklinde bir polinom. Siz bunu gidip X-2'ye böldüğünüz zaman evet X-2'ler sadeleşir de şu ifadenin ben nereden bileyim A'ya eşit olacağını. Polinomun kendisinde sonuç olarak arkadaşlar 1 X-2 çarpanı olduğu için x eksi 2 çarpanından dolayı da orası ne gelmiş olacak? 0 gelmiş olacak. Bu yüzden bu 0 eksi a'dan 0 olamayacağına göre a'nın da 0 olup olmadığını bilmediğime göre bu soru işareti cevabımız burada 1 2 olmalı. Bir daha tekrar ediyorum bakın. x'e 0 verdiğim zaman p polinomunda x eksi 2 çarpanı olduğu için burada artık ne olmuş oluyor? 0 verdiğimde px artı 2 p2 oluyor. p2 de arkadaşlar 0 geliyor ama Burada A'nın değerini bilmediğim için soru işaretini o yüzden bıraktık oraya. Şimdi gelelim buraya. L bir reel sayı ise alabileceği değerler toplamını bulunuz demişiz. Neyin? L'nin mi A'nın mı? Muhtemelen A'yı soruyor olabilirim yani. L'yi soruyor olamam zannetmiyorum. A'ya bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar x yerine a yazdığımız zaman payda 0 oluyor. E o zaman bir limit değeri reel bir sayı geliyorsa demek ki efa da aslında neymiş? Sıfırmış arkadaşlar. Şimdi pardon şu ikide bir de çıktı. Bu fonksiyonun arkadaşlar bir kökü o zaman sıfır demektir. E, pardon a demektir. O zaman a ya bir ya da iki. Şimdi a bir olursa fonksiyonun baş kat sayısı k olsun. x eksi bir çarpı x eksi iki. Bu fonksiyonun değeri x yerine 0 yazarsak k çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 4 olduğundan k ne geldi 2. Demek ki fonksiyon böyle bir fonksiyon. Eğer arkadaşlar burada a değeri 1 ise neden 1 dedim? Fonksiyonun paydası 0 ise payın da 0 olması lazım. Payın 0 olması demek bu denklemin kökü demektir. Kökü de arkadaşlar 1 ve 2 olduğundan şimdi buradan artık a 1 ise x 1'e gittiğinde aşağısı x eksi 1 olur. Bakın gerçekten sadeleşir. 1 eksi 2'den eksi 1 2 ile çarparsam eksi 2 olur. Bir limitin değerini buldum. Diğerine bakalım. Limit burada köklerden biri 2 olacağı için a 2 de olabilir. Böylece çünkü f 2 de 0 olur. Limit x 2'ye giderken 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2. A'ya 2 dediğimiz için x eksi 2 oldu. Bunlar sadeleşti. Buradan da x yerine 2 yazınca 2 çarpı 1'den 2 oldu arkadaşlar. Böylece limitin alabileceği değerler toplamı 0 gelmiş oldu. Şimdi artık bundan sonra tabi limit kısmı bitti arkadaşlar. Ben burayı parçalayayım mı bir düşüneyim bakayım. Parçalayayım ya. Limiti ayrı anlatmış olayım. Tam da böyle bir saate geldik. Ee, ne yapacağım bundan sonra arkadaşlar? Bir de süreklilik anlatacağım size. Orada kısaca süreklilikten de bahsettikten sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 3D'si olan arkadaşlar varsa zaten problem yok ama. 3D'niz yok ancak almayı da düşünmüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ben almanızı tavsiye ederim normalde ama Ocak ayındayız. Belki bundan önce çözdünüz yani limit soruları. Hiç çözmemiş arkadaşlar. Benim çözümlerimi merak ediyorsa muhakkak bakın ben bu limiti Geçen sene arkadaşlar güzel sorular olan yorum soruları çözmüştüm. Onu kesinlikle izliyorsunuz. Bir de 3D'de tam 10 tane test olması lazım. En az 9 yani 10 diye hatırlıyorum ama 9 da olabilir. 9 tane arkadaşlar limit süreklilik testi var ve orada hakikaten iyi sorular var. Hatta oradan ben birkaç tanesini buraya aldım. Onları açıyorsunuz, kendiniz önce çözmeye çalışıyorsunuz, sonra benden dinliyorsunuz. Böylece konuda hiçbir eksiğiniz kalmayacak arkadaşlar. Ben zaten kendi yorum sorularımda eksik yedik bırakmamak için çok önemli yerlere değindim. Konu anlatımında zaten değinmediğim yer kalmayacak süreklilikten bahsedince. Ondan sonra artık top sizde arkadaşlar. E, türevlerde de inşallah kısmet hayırlısı diyorum.